Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u yeniden seçilmesi nedeniyle tebrik etti. Ukrayna müzakere sürecinde destek istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la telefonda görüştü. Görüşme ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı. Erdoğan, Macron'u yeniden Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi nedeniyle tebrik etti. Görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Rusya ve Ukrayna Savaşı'na da değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi için ellerinden gelen çabayı sergilediklerini belirterek müzakere sürecinin desteklenmesinin önemini vurguladı. Erdoğan, Macron'la görüşmesinin yanı sıra Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'la da görüştü. Rohingya Müslümanlarının durumu ve bölgesel konular ele alındı. AK Parti 2023 seçimlerine sivil ile girmenin formüllerini arıyor. MHP'nin gündeme getirdiği kamuda türban serbestisiyle sosyal medya düzenlemelerinin de içerisinde bulunacağı çalışmalara hız verildi. Hedef 2023 seçimlerinden önce anayasa hedeflerini kamuoyuna açıklamak. Siyaset kulisleri seçimlere bir yıldan fazla zaman olmasına rağmen seçimlere odaklandı. Şimdiden ittifakların adayları ve alternatifleri tartışılmaya devam ediyor. AK Parti'de ise seçimlere sivil anayasa hedefleriyle girmenin hesapları yapılıyor. AK Parti'nin Külliye'de hukuk çalışmalarını yürüten heyeti 128 maddelik yeni ve kapsayıcı bir anayasa için çalışmalarını sürdürüyor. Seçim barajı çalışmalarından önce MHP bir anayasa çalışması gerçekleştirmişti. 100 maddelik çalışmada yer alan tek bir Cumhurbaşkanı yardımcısının olacağı ve o yardımcının da aynı Cumhurbaşkanı gibi seçimle geleceği konusu AK Parti'nin gündeminde olmaya devam ediyor. Yine kamuda türban serbestlisinin anayasayla güvence altına alınması da gündemde. Sosyal medyaya ilişkin kişilik hakları düzenlemesi de yeni çalışma içinde bulunacak. AK Parti'nin yürüttüğü çalışmanın 2023 seçimlerine yakın bir zamanda açıklanacağı ise kulislerde seçim vaadi olarak nitelendirildi. AK Parti'nin seçim meydanlarına bir kez daha sivil anayasa söylemiyle çıkacağı konuşuluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu tartışmaları da beraberinde getirdi. Adalet sorusuna gündemimde değil yanıtını verse de Rize mitinginde söylediği ittifak masasının en güçlü neferi olacağım sözleri kafaları karıştırdı. Ay Ay. Ramazan bayramının en dikkat çeken programı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu oldu. Bayramlaşmak için İstanbul yerine Doğu Karadeniz'i tercih etmesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de miting düzenlemesine, adaylık sorusuna verdiği yanıttan gazetecilerle otobüste çektirdiği fotoğrafa kadar pek çok konu siyasetin sıcak gündeminde yerini aldı. Cumhurbaşkanı adaylığı meselesi e, elbette ki benim gündemimde yok ama benim gündemimde önümüzdeki seçimde değişim var. Hem de tarif edemeyeceğim seviyede var. Bu sözler Cumhurbaşkanlığı adaylığını kesin bir dille reddetmediği şeklinde yorumlandı. Adaylık için yeşil ışık yaktığını söyleyenler de oldu, iktidara karşı muhalefeti temsilen gövde gösterisi yaptığını savunanlardı. Peki bu ziyaret partisinde nasıl yankılandı? Ekrem İmamoğlu'nun Doğu Karadeniz'e yapacağı bayram ziyareti konusunda genel merkezi çok önceden bilgilendirdiği öğrenildi. CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısı Seyit Dorun, İmamoğlu'nun bayram ziyaretine farklı bir anlam yüklememek gerek bizim bilgimiz dahilinde açıklamasında bulundu. O ittifak masasının bütün o altı liderin ortaya koyduğu düşüncenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, belediye başkanı olarak en güçlü neferi olacağım hepinizin huzurunda söz veriyorum. Ancak Rize mitinginde söylediği bu sözler altılı masaya mesaj mı veriyor sorularını akıllara getirdi. CHP kurmayları ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun son grup toplantısı konuşmasıyla başta belediye başkanları olmak üzere diğer adaylara kapıları, kapıları kapattığını söylüyor. Genel başkanla yarış ne haddimize böyle bir şey olabilir mi? Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu muhalefet cephesi kadar iktidarında gündemindeydi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından bu geziyi hedef aldı. İstanbul'un belediye başkanı neden Rize'de miting yapar, neden partisinin logo ve otobüsünü kullanmaz? Zarar ettiği iddiasıyla öğrenci biletine bile zam yapan YTT'nin otobüsünü kendisi için Tarize'ye neden yollar diye soramayanlar, belediye hakkında neden yazdığımı soruyor. Ve sosyal medyada ses getiren o kare, iktidara yakın gazetecilerin geziye katılması ve otobüste ile sohbet ederken çektirdikleri fotoğraf Karadeniz turnuğunun en fazla konuşulan detaylarından biri oldu.